Öncelikle herkese merhaba. Uzun herkese, bir aradan sonra. Evet, aslında uzun dediğimiz iki hafta ama herkese tekrar iki hafta aradan sonra merhaba. Biliyorsunuz geçen hafta video yüklemedik. Yani neden yüklemedik? Aslında çok açıkça söyleyelim. Gelen bazen yorumlar YouTube'a veya her türlü mecradan bizi çok yıldırıyor. Evet. Ve çok sinirleniyoruz gelen bazı yorumlara. O yüzden geçen hafta hiç motivasyonumuz yoktu. Video çekmedik. Bu hafta motivasyonumuzu tekrar kazandık ve kamera karşısına geçtik. Evet, Türkiye'de genel olarak şöyle bir şey var. İnsanlar fikir sahibi olmadan istediği her şeyi söyleyebileceğini düşünüyor ve herkesin her konu hakkında bir fikri oluyor. Ve karşıdaki insanı ne kadar yaralayacağını, ne kadar acıtacağını düşünmeden yorumlar yapabiliyor. İster istemez bu da hani biz ne kadar takmıyoruz desek de insanın motivasyonunu yani, kıran şey. Motivasyonunu kıran şeyler çok sinirleniyor. Yani insan şey, bak yine konuşurken sinirlendi. Sakin ol. Yani şey, gelen yorumlara gerçekten %90 takmıyorsak eğer o %10'luk kısmında zaten canımızdan bezdiğimiz, çok yoğun olduğumuz bir güne denk geliyor. Ve bir anda gerçekten bazen çok sinirleniyoruz. Evet, demoralize oluyoruz ve ister istemez bir süre kendimizi de biraz bu mecradan uzaklaştırıyoruz ister istemez. Neyse, geri döndük. Bu hafta bir video ile döndük. Önümüzdeki haftalarda da hatta böyle bir takım yeni gezilerimiz var. Onlarla zaten bundan sonra haftalık rutinimize geri dönmüş oluruz diyerek. Evet, bir de tabii bu süreçte güzel şeyler yaptık. Evet. Yapmaya da devam ediyoruz. Çünkü çok uzun süreden beri hayalini kurduğumuz projelerimiz gece vardı. Gece gündüz çalışıyoruz zaten. Evet. Onlar için gece gündüz çalışıyoruz. Hatta bunlardan bir tanesini de geçen hafta duyurduk. Neydi o? YouTube'da da duyurmuştuk aslında daha önceki haftalarda. Instagram'da da duyurmuştuk. Lightroom filtrelerimizi, yani Lightroom'daki fotoğraf ayarlarımızı, presetlerimizi internet sitemiz yoldabiblog.com üzerinden satışa çıkarttık. Tabii bunu satışa çıkarttık ama bunun geliri bizim cebimize girmeyecek. Bunu da zaten Instagram'da duyurmuştuk. Bunun geliri tamamen yardıma ihtiyacı olan çocuklara gidecek ve bu kesinlikle hiçbir şekilde bizim cebimize girmeyecek. O yüzden eğer almak isterseniz linkini zaten aşağıya bırakırız. Diğer türlü web sitemizden, shop kısmından girip presetlerden istediğinizi satın alabilirsiniz. Siz de bize destek olursanız çok seviniriz. Evet. Onun dışında dediğimiz gibi başka projelerimiz var. Geliyor yolda. Onları da zaten en yakın zamanda size duyururuz. Şimdi aslında bu haftaki konumuza girebiliriz. Bu hafta biz neden bahsetmek istiyoruz? Bu hafta biz gelen aslında çok sorular üzerine bunu çektik. Çünkü Almancayı biz nasıl öğrendik? Biz genelde bu videolarımızı çekerken hiçbir konunun uzmanı olarak çekmiyoruz. Biz her zaman kendi deneyimlerimizi anlatmaya çalışıyoruz burada. Yani biz ne deneyimledik ve nereye geldik? Hani bu geldiğimiz noktayı görüp insanlar buradan memnun olabilir ve bunu öğrenmek isteyebilir diye biz de size deneyimlerimizi anlatıyoruz. Evet, yani bu arada zaten hani bir akademik bilgi veya bir eğitmen bilgisi değil bu. Bu bizim, tabii, bizde işe yarayan yolları sizinle paylaşma çabamız. Bu kadar. Biz diyoruz ki biz Almancayı bu şekilde öğrendik, bizde bu yolları işe yaradı ve biz öğrenebildik. Ve bu deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu bundan ibarettir. O yüzden yine gelecek yorumlara karşı ben gardımı alayım da. Çünkü insanlar şey bile diyor, yani biz videoları Türkçe izlediğimiz için 6,5 yıldır Almanya'dasınız, işte bir gram Almanca öğrenememişsiniz falan. Bak ne sinirlendim. Ha, ne yapalım? Türkçe konuşan bir kitleye Almanca mı çekelim? Yani? Evet, bizim tercih ettiğimiz kitle Türkiye'de yaşayan ve Türkçe konuşan insanlar ister istemez videolarımızı Türkçe çekiyoruz. Yani 6 yıldır buradayız ve şey, sadece Türkçe ile yaşıyoruz. Hani yani şu an Almanca konuşup alt yazılı koymak biraz şey olabilir. Belki ilerleyen zamanlarda zamanımız olursa Almanca, şey, Türkçe çektiğimiz videolara Almanca alt yazılı veya İngilizce alt yazı koyabiliriz. Ama şu an bunun için kesinlikle zamanımız yok. Neyse, diyerek ilk şeye başlayalım. Diyelim ki Almanca öğrenmek istiyorsunuz ve nereden başlamak istediğinize karar veremiyorsunuz veya nasıl başlamak istediğinize. Çünkü bunun online kursu var vesaire. İlk önerimiz aslında en zoru elinizi taşın altına sokmaktan çekinmemek, korkmamak ve bir dili öğrenmeye karar vermek. Bu bizim için mesela en zor aşama olmuştu. Karar vermek ve başladığımız gün. Bir dili öğrenmeye başladığımız gün.
gerçekten de yarının yarısına gelmiş gibiydik, onu diyebiliriz. Onun dışında ikinci konu, bir dili öğrenirken Almanca, özellikle artık Almancadan bahsedebiliriz spesifik olarak. Dil okulu zorunlu mu değil mi? Biz burada iki farklı örneğiz aslında bunun için. Aslında çok güzel örnek. Asya dil kursuna gidip sonra... B1'i dil ben kursunda bitirdim Almanya'da. Fakat daha sonra Almanca ile iletişimim çok limitli oldu. Çünkü hep İngilizce çalıştım. Sen de? Ama ben sadece A2'ye kadar Almanca kursuna gittim. Daha sonra tamamen Almanca çalışmaya başladım. Hatta Alman hükümetiyle beraber çalıştığım için... Yani artık nasıl bir Almanca konuşmak zorunda olduğumu siz tahmin edebilirsiniz. Evet, yani aslında birazcık birimiz alaylı, birimiz okullu gibi olduk. Evet. Burada bizim size size olan önerimiz şu. Bizce yeni bir dili, özellikle Almancayı öğrenirken belli bir seviyeye kadar bunu bilen bir insandan yardım almak önemli. Bu dil okuluna gitmek olabilir ya da bu online kurslardan faydalanmak olabilir. Özellikle şu an pandemi ne kadar sürecek daha fazla bilmiyoruz. O yüzden eğer bir dile yeni başlıyorsanız tabii ki app'ler var, farklı kaynaklar var. Ama bizim önerimiz ya bir dil okuluna yazılmanız ya da online kurslara başlamanız. Ta ki belli bir seviyeye kadar. Evet, ben biraz ilk olarak hani kendi hikayemden biraz bahsedersem belki size de yardımcı olmuş olur. Ben sadece A2'ye kadar Almanca kursuna gittim. Yani kursa fiziksel olarak gittim. Daha sonra da çok fazla zaman olmadığı için kursu bırakmak zorunda kaldım. Onun dışında evde Almanca ders alarak. Evet, şimdi onları söyleyeceğiz zaten. Evet, onları tek tek zaten anlatacağız. Birkaç günlük özel ders alarak, bir saatlik dersler alarak ve iş yerinde Almanca konuşarak öğrendim. Aslında bunu mesela internet araştırdığınız zaman, peki hangi seviyeye kadar kursa gitmeliyim dediğiniz zaman bizim de katıldığımız bir fikir çıkıyor ortaya. İngilizce söyleyeceğim terimi. Independent learner, yani bağımsız öğrenen öğrenici konumuna geldiğiniz güne kadar bu hangi seviyedir? Bazıları için A2 olabilir, bazıları için B1 olabilir. Bu demektir ki sizin bir dilin altyapısını ve temellerini öğrendiğiniz ve daha sonra kendi kendinize öğrenebilmeye başladığınız seviyeye geldiğiniz an demektir. Artık bu seviyede siz bağımsız öğrenen oluyorsunuz. O seviyeden sonra bize sorarsanız kendi kendinize öğrenebilirsiniz. Kursa devam etmenize gerek yok. Hatta belki bu konuyu kapatmadan önce şunun da örneğini verebiliriz. Biz IELTS'e de kendi kendimize evde hazırlanıp sınava girmiştik. Yani şu ana kadar bu size söylediğimiz yöntem bizde iki tane dilde işe yaradı. Yani bizce böyle. Evet. Bir diğer önerimiz ise başlangıç seviyeleri için telefonunuza indireceğiniz mobil aplikasyonlar. Bunlar nelerdir? Direkt isimlerini söyleyebiliriz. Bunların hiçbiri reklam değil. Çünkü bizim indirdiğimiz ve telefonumuzda hala olan aplikasyonlar. İlk olarak Duolingo. Yani bu artık çok popüler bir aplikasyon. Hatta bunun başka dilleri de var. İçinde oradan dil seçip biz Almanca seçtik ve istediğiniz seviyeden başlayabiliyorsunuz. İkincisi Memrise. Üçüncüsü de Busuu. Aslında bunların üçünün de temelinde fonksiyonu aynı olduğu için üçünü aynı anda anlatabiliriz. Bunlar başlangıçta bir kere temel kelimeleri öğrenmeniz için çok işe yarıyor. İkincisi de bir dile ısınmanız için çok önemli. Çünkü tabii ki de app'leri gayet sevimli yapmışlar. İşte kelimeleri öğrenme kısmını gayet sevimli yapmışlar. O kulağınıza soğuk gelen Almanca'ya böyle ilk giriş için bizce bu app'leri telefonunuza indirmeniz çok önemli. Ha, B1'den B2'den sonra bu app'ler size ne kadar yardımcı olur? Başlangıçtaki kadar olmaz. Yine yardımcı oluyor. Ben hala kullanıyorum bazen. Mesela otobüste giderken falan kullanıyorum ileri seviyeler için olan bölümlerini. Gayet hala öğrendiğim şeyler var. Ama içinde. Başlangıçtaki kadar değil. Aynen, tabii ki. Başlangıçta çok yardımcı oluyor. Bir de iki tane online kurs önereceğiz size. Dediğimiz gibi bunların hiçbirisi reklam değil. Bir tanesi Umut'un aldığı online kurs. İkincisi de benim şu an çalıştığım şirketin ödediği online kurs. Bunlar Almanya'da en çok kullanılan iki tane online kurs. Siz internet sitesine giriyorsunuz, kendinize bir öğretmen seçiyorsunuz, ondan saatlik ders alıyorsunuz ve o sizin seviyenize göre sizinle konuşuyor. Tamam, bunların isimleri, birincisi Grammarly, ikincisi de Babbel. Ben Grammarly'yi aldım. Orada şöyle bir şey vardı.
dünyanın herhangi birinden bir Alman hoca olabilir bazıları, bazıları normal öğrenci olabilir ama ana dili Almanca olan birisiyle karşılıklı Skype görüşmesi yapıyorsunuz ve bir saatlik oluyor genelde. Bir saatlik alıyorsunuz, herhangi haftanın herhangi günü ve saatini rezerve ediyorsunuz ve oturup hocayla konuşuyorsunuz. İstediğiniz konuyu ister gramer ağırlıklı karar verebilirsiniz, ister konuşma ağırlıklı, buna siz karar veriyorsunuz ve hoca da o yönde devam ediyor. Aynen ve hatta şöyle bir şey var, eğer Almanya bir şirkette çalışıyorsanız çok büyük ihtimalle şirketiniz bunları ödeyecektir. Mutlaka önce şirketle konuşun. Belki de sonra bu derslerin tamamını şirkete ödetebilirsiniz bile. Biz çünkü öyle yaptık. Evet, bizimki öyleydi. Olmasa bile vergi iadesini zaten alabiliyorsunuz Almanya'da yaşayanlar için. Çünkü mesleğiniz için bir şey yapmış oluyorsunuz. Onun dışında bir sonraki önerimiz yine Almanca yeni başlayacak olanlar için. Almanca dünyasına girdiğiniz anda karşınıza İngilizce'de olmayan artikel diye bir şey çıkacak. Evet. Bu bildiğiniz işte derdi, daslar. Bunlar başlangıçta gerçekten konsept ve mantık olarak özellikle İngilizce'den sonra öğreniyorsanız sizi çok garipsetecek. Şöyle yapın ve bunu mutlaka yapın. İnternete zaten yazdığınızda Google'a artikellerin mantığı, işte artikellerin matrix'i falan diye bunları nasıl kolay ezberlemeniz gerektiğini gösteren bir takım matrix'ler var. Atıyorum kelimelerin sonu belli bir harfle bitiyorsa o belli bir artikele dahil oluyor gibi. Tabii bu hiçbir zaman her zaman işe yaramıyor. Hani her zaman istisnalar oluyor, nasıl İngilizce'de oluyorsa, nasıl Türkçe'de varsa her zaman istisnalar var. O yüzden belli bir kuralı yok. Ne yazık ki ezberlemek zorundasınız. Hani bunun için sürekli tekrar yapmanız gerekiyor. Onun dışında da mesela bir kelimeyi öğrenirken mutlaka artikeliyle birlikte öğrenmek çok önemli. Ama eğer Google'a bu artikellerin matrisi yazarsanız, çıkan şeyleri kaydederseniz, ara ara bakarsanız, hatta mümkünse yazıcıdan çıkartıp odanıza bir yere yapıştırırsanız gerçekten de başlangıçta çok çok faydası olacak. Evet, yani hiçbir şekilde gözünüzü korkutmak istemiyoruz ama Almanca zor bir dil. Yani çünkü ezberlemeniz gereken bir sürü şey var. Ve bunları hiçbir şekilde sistematiğe oturtamıyorsunuz. O yüzden oturup sürekli tekrar yaparak çalışmak zorundasınız. Bunlar için mobil aplikasyonlar var, küçük kağıtlar var. Hatta ben Türkiye'den almıştım. Evet. Küçük deste, iskambil destesi büyüklüğünde. Kendiniz bile yapabilirsiniz. Evet, kendiniz bile yapabilirsiniz. Hazır olarak satılıyor. Onlardan almıştım. Orada artikelleriyle birlikte bütün kelimeler vardı. Binlerce kelime vardı. Bu gerçekten işe yarıyor, yardımcı oluyor. O yüzden onu da göz önünde bulundurabilirsiniz. Ben daha keyifli bir şeyden bahsedeyim. Diyelim böyle birkaç ay Almanca ile geçti. Artık böyle başka şeyler yapmak istiyorsunuz. Tabii ki de en büyük ve en faydalı önerilerimizden bir tanesi izlemek. Almanca dublajlı şeyler izlemek. Bunu da aslında şöyle ayırabiliriz. Diyelim ki artık böyle bir hani birkaç aydır Almanca ile böyle bir tanışıklığınız oldu ve artık bir şey izlemek istiyorsunuz. Biz şöyle yapmıştık. En sevdiğimiz artık böyle repliklerini ezbere bildiğimiz diziler var. Mesela Friends bunlardan bir tanesi. Ben How I Met Your Mother'ı da mesela aynı şekilde böyle artık repliklerine kadar ezberlemiştim. Bunları Almanca dublajlı izledik. Evet. Başta gerçekten çok kötü geliyor. Çok kötü. Ama daha sonra alışıyorsunuz ve ne kadar faydalı olduğunu görüyorsunuz. Daha sonra daha ilerleyen seviyelerde de daha önce izlediğiniz şeyleri değil yeni şeyleri izlemek önemli. En başlangıçta da illaki bir şey izlemek istiyorsanız ise Almanca dublajlı çizgi film izlemenizi öneririz. Tabii ki konuşmalı olanlar. evet konuşmalı olanlardan yani şey böyle. Tom ve Jerry değil tabii ki. Tom ve Jerry değil ki onun dışında mesela sen YouTube çok seviyorsun. YouTube'da evet, çok fazla kaynak var. YouTube'da çok yani tonlarca internet diye bir derya deniz var. Herkes için var. O yüzden bunu güzelce kullanabilirsiniz. Güzelce kullandığınız zaman yani inanılmaz kaynak var. Diğer bir konuya gelirsek bazı insanlar not alarak çok daha verimli olabiliyor. Mesela Asya'nın not defterlerini görmelisiniz. Yani not tutmak adına hiçbir şey yok içinde. Ya, çizimler var, başka şeyler var, karaladığı şeyler var ama dersle ilgili, Almanca ile ilgili değil hiçbiri. Ama ben de tam tersine not tutmayı seven birisiyim. Mesela ofiste her zaman küçük bir not defterim vardır yanımda. Her zaman yanımda taşırım. Çünkü ister istemez bir toplantıya gireceğim zaman girmeden önce bilmediğim bazı kelimeler oluyor ve onları ister istemez oraya not alıyorum.
alıyorum ve her seferinde aynı sayfayı açtıkça o önüme düşüyor o notlar ve böylece ister istemez bir tekrar yapmış oluyorum ve bu da hafızamda bu kelimeler veya cümle hafızamda yer ediyor. O yüzden ben açıkçası not tutmanızı ve küçük bir not defteri ve her zaman yanında taşıyacağınız bir not defteri tutmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi geldik dinleme ve sesli okuma kısmına. Tabii ki yazmak bir derece, kitaplardan çalışmak, kaynaklardan çalışmak bir derece. Ama en az bunlar kadar önemli olan bir de dinleme ve arada durdurup sesli tekrar etme kısmı var. Neden sesli tekrar etme kısmı diyoruz? Çünkü evet dinleyeceksiniz fakat sadece dinlerseniz ve yazarak öğrenirseniz sokağa çıkıp böyle Almanca konuşmaya başladığınızda kendi sesinizi falan yadırgıyorsunuz. O yüzden bizce YouTube'da Almanca kaynakları dinlemeniz, bu yani sevdiğiniz işte bir aktörün mesela Almanca röportajı olabilir, Almanca sevdiğiniz bir aktör varsa, bir dizi varsa veya işte podcast varsa sevdiğiniz Almanca herhangi bir kaynağı YouTube'da dinlemek, ara ara durdurup tekrar etmek. Evet, internetten ulaşabileceğiniz çok iyi bir radyo söyleyeyim size. Evet. Almanca radyo ve müzikleri de her zaman çok iyi oluyor. Deutsche Funk Kültür. Yani ben yapmıyorum mesela. İkimizin tarzları çok farklı. Tabii çok hani güzel Hochdeutsch konuşuyorlar. Almancaları çok iyi. Hani Bayerisch falan değil. O yüzden Almanca için iyi bir kanal olabilir. Müzikleri de çok iyi ayrıca. Tekrar Deutsche Funk Kultur. Tamam. Zaten bu arada bu bahsettiğimiz işte app'ler, işte YouTube kaynakları vesaire bunların linkini aşağıya tabii ki her zamanki gibi bırakıyor olacağız. Şimdi ben başka önemli bir şey söyleyeyim. Belki bu YouTube kadar eğlenceli değil ama biz bir süreçten bahsediyoruz. Bir Almanca öğrenme sürecinden. Bu süreçte geliş Almancanızı geliştirdiğinizi kendi kendinize kanıtlamanız çok önemli. O yüzden ara ara her dakika veya her hafta değil tabii ki. Ama mesela her ay mutlaka seviyenizi ölçmek için belirli kaynakların testlerini kendinize yapın ve seviyenizi görün. Gerçekten bir aydan ötekine A1'den A2'ye çıktığınızı veya B11'den B12'ye çıktığınızı gördüğünüzde zaten mutlaka motivasyonunuz yükselecek. Böyle bir şevklenecekseniz o yüzden şevkleneceksiniz. O yüzden mutlaka ara ara testler çözün. Diğer bir konuya gelirsek, tabii bu bahsettiğimiz birçok şey ya grameriniz için ya sözcük dağarcığınız için ya da yazmanız için gerekli şeyler. Bir de bunun konuşma kısmı var. Bunu nasıl çözeceğiz? Benim yaptığım şey şuydu. Ben işte kursu bıraktıktan sonra tamamen sahaya indim ve ofisteki insanlarla Almanca konuştum ve hatta benimle İngilizce konuşmaya çalışanlara da dedim ki ben hani Almanca öğrenmeye çalışıyorum artık benimle Almanca konuşun. Hani biliyorum yalan yanlış konuşacağım ama en azından konuşalım ve yanlış olduğumda da beni düzeltin. Aynen. Bir de ya da mesela belki henüz bir iş yerine gitmiyorsunuz veya okuldasınız veya işte buraya dil okuluna dil öğrenmeye geldiniz vesaire, ne yapabilirsiniz? Pandemi öncesi şıprah kafeler ve tandem vardı. Oradan kendinize konuşma partnerleri bulabiliyordunuz. Artık bu birazcık daha online'a döndü. Ne var? Mesela bunların sosyal ortama taşınmış halleri var. Belirli Facebook grupları var mesela. Oradan kendinize konuşma partneri bulabileceğiniz bir takım app'ler var. Yani Tinder'dan falan bahsetmiyorum yani. Yo, Tinder'dan da bahsedebiliriz. Tinder'dan da bile bu arada evet. Yani niye hani Tinder'da da tanıştınız? Yani aslında şöyle bir şey vardır. Hani her sosyal mecra bir dating şeydir. Evet, yani Facebook da aynı işlevi görüyor aslında. Instagram da aynı şeyi. Onu Evre Epize Dating App diye. Aynen yani öyle bir şey aslında. Hani Tinder bu amaçla kullanılmış ama aslında bir sosyalleşme aracıdır. Evet, o yüzden hani yani Tinder olmasın. Kahve içmeye gitseniz. Tabii ki yani ne olacak ki? Evet, tabii ki oradaki insanların amacı farklı olabilir. Bilmiyorum her şeyin amacı farklı olabilir ama ne bileyim yani Craigslist'te bile bir sürü şey arkadaşı bulabiliyorsunuz. Tandem arkadaşı bulabiliyorsunuz hala. Bu mevcut. Arada biz evet biz buna niye bu kadar önemli dedik? Şunlar o kadar çok var ki ve bize o kadar çok mesaj gelmiş ki dil okulunda B1'i geçtim B2'yi bitirip hiç yani dil okulu hariç Almanca konuşmayan ve böyle sokağa inince Almanca konuşamadığını anlayan insanlar var. Evet. Bu ilk başlarda herkes de oluyor. Çok bir özgüvenle çıkıyorsunuz. Tabii ki sertifikayı almışsınız, sınavları vermişsiniz, B2 C1'e gelmişsiniz.
Ama insanlarla konuşmaya başladığınızda çok daha farklı bir sistem oluyor. Çünkü dil kurslarında konuşulan, yani hocanın konuştuğu Almancayı sokaktaki insanlar konuşmuyor. Yani inanılmaz bir aksan oluyor bazen. İnanılmaz halk dili oluyor. Herkes hohtoç konuşmuyor. Türkçeyi gramerine göre konuşmuyoruz sonuçta. Tabii ki bizim de yalan yanlış konuştuğumuz yıllarca konuştuğumuz. Aynen yıllarca dilimize yerleşmiş, okullarda öğretilmeyen birçok şeyi konuşuyoruz. Aynen öyle. Yani o yüzden dediğimiz gibi sokağa mutlaka inin, mutlaka insanlarla konuşun. Yani bunun bahanesi yok. Hiç Almanca arkadaşım yok diye bir bahane yok. Tinder var. Yani Tinder var, arkadaş bulabilirsiniz Almanca. Hayır, yani Tinder'ı bir örnek için verdik. Bu olmazsa olmazı. Bir sonraki olmazsa olmazı da tekrar söyleyelim. Tekrar dedim, farkındaysanız, tekrar etmek. Neden tekrar etmek? Ben mesela şöyle bir insan tanımıyorum. Bir şeyi, özellikle yeni birileri, bir kere de bir şeyi öğrenen ve onu hayatı boyunca hatırlayan bir insan hatırlamıyorum mesela. Yok. Düzenli olarak tekrar etmek. Aynen. Düzenli olarak tekrar etmek gerekiyor ve hatta şunu yapmak gerekiyor. Diyelim ki Almanca öğrenmeye başladınız. Toplamda sizin Almanca'ya haftalık ayırabileceğiniz saat 7 saat mi? 7 saati 2 güne bırakmayın. Günde 1 saat de olsa, hatta günde 15 dakika da olsa mutlaka Almanca'ya zaman ayırın. Evet. Mesela bir sonraki konuya gelirsek, kaynaklar. Ya bu kaynaklar, hani bu kadar şey var. Peki bu kaynakları nereden bulabilirsiniz? İlk önce ilk olarak söylediğimiz şeyler sosyal medyalar. Yani aslında sosyal medyadan öte hani Google, YouTube, işte Facebook, Instagram, ya Tinder, podcastler, radyolar. Bunlar ulaşabileceğiniz, çok çabuk ulaşabileceğiniz kaynaklar. Peki kitaplara nasıl ulaşacaksınız? Bu birçok kitaplar ücretsiz olarak internette PDF olarak zaten var. Bulabileceğiniz ders kitapları, okuma kitapları. Şey var, dergiler var, gazeteler var. Mesela işte gazetelere baktığın zaman, online gazetelere, hani bir şey gibi de değil, kitap gibi de değil. Sonuçta gerçek, yani o gün Almanya'da ne oluyorsa onu görüyorsunuz. Çok heyecanlı mesela, onu kendi dilinde okuyarak. Evet, yani bilmediğiniz kelimelerin altını çizerek okuyabilirsiniz. Onun dışında İstanbul'da oturuyorsanız Akmar vardı, hala var herhalde Kadıköy'de. Oradan ikinci el kitap alabilirsiniz, sahaflardan ikinci el kitaplar alabilirsiniz. Yani kitabın güncel olmasına gerek yok. Aynen, İstersen şey 10-20 yıl önceki kitap olsun, hala Almanca aynı Almanca. Ha, bir de her şey kaynak. Yani en kötü açın bu Merkel bugün ne demiş diye, açın böyle Merkel'in günlük demeçlerini falan izleyin ki. Yani İngilizce altyazılı hepsi var veya Türkçe altyazılı. Söylemek istediklerimiz aslında bu kadar. Yani çok fazla şeyden bahsettik, biliyoruz zaten videonun yorum kısmında bu bahsettiğimiz app'leri, kendi kullandığımız kaynakları ve işte size önerdiğimiz bir iki tane dizinin linkini zaten her zamanki gibi bırakıyor olacağız. Onun dışında gerisi birazcık da açıkçası size kalıyor. Evet. Biraz ilginiz olması gerekiyor. Biraz motivasyonunuz olması gerekiyor. O motivasyon bazen inecektir, bazen çıkacaktır. Evet. Önümüzdeki haftalar bizim için oldukça heyecanlı haftalar. Ve yoğun haftalar. Yoğun haftalar. Projelerimiz üzerinde çalışıyoruz. Çok az kaldı, geliyor. Böyle bir iki şey vermiştik aslında ama tamamını söylemeyelim. Yeni gezilerimiz geliyor. Buraları biraz heyecanlanacak, canlanacak yani. Evet, çok sıkıcı olmaya başlamış. Ya sıkıcı da olmadık da. Sonuçta yani şöyle, biliyorsunuz bizim blogumuz gezi blogu olarak çıkmıştı. Biz göç kanalı yani hesabı olmak istemedik. Ama doğal olarak pandemiden dolayı sürekli evde oturduğumuz için içerikler birazcık buna dönmüş oldu. Ama artık üzerinde bazı şeyleri de sizinle paylaşmak istedik. Yani aslında bu içimizde vardı, pandemi de buna vesile oldu diyebiliriz. Aynen öyle. Yani ama bundan sonra biz yine de o dengeyi bulabilmek adına gezilerimizi burada birazcık daha paylaşmak istiyoruz. Ki zaten 3-4 aya havalar ısınacaktır. Araç üstü çadırımız tekrar piyasaya çıkacak. Evet. Çok aslında özledik. Küçük evimize daha yeni bulmuşken çok erken kaybettik. Evet. Hala arabanın üzerinde duruyor ama kullanamıyoruz, gidemiyoruz. Ama şöyle bir şey var. Bundan sonraki seyahatlerimiz de, gezilerimiz de, projelerimiz de daha böyle kendine has olacak. Daha böyle deneyim odaklı olacak. O yüzden takipte kalın. Takipte kalın, güzel kalın. Herkese güzel haftalar diliyoruz. Buraya kadar izlediyseniz ve videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Bir sonraki hafta pazar günü görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.